Manşete hoş geldiniz. Ukrayna Savaşı 3. haftayı doldurmak üzere. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali. Perşembe günü 3 hafta dolacak ve eli kulağında Kiev çepeçevre kuşatılmış durumda. Eli kulağında acaba Ruslar Kiev'e girer mi? Başkenti düşürür mü? Ve başkentte başından beri mücadele eden Ukrayna lideri Zelenski'nin başına bir şey gelir mi? Ölür mü, öldürülür mü, çarpışır mı ya da esir düşer mi bilmiyoruz. Ama bu hafta o açıdan kritik. Bir yanda Belarus'ta müzakereler devam ediyor. Ukrayna ve Rus tarafları arasında. Ve orada bir ilerleme sağlandığı üzerinde duruluyor. Öbür tarafta diplomatik çabalar artmış durumda. Diğer yandan ekonomik ambargolar Rusya'ya yönelik gerek başkenti, gerek genel Rus ekonomisini, gerekse halkı sıkıştırmış durumda. Orada da ciddi bir homurdanma var. Çin'in, Hindistan'ın nasıl pozisyon alacağı merakla bekleniyor. Özellikle Çin. Bütün bunların hepsine bakacağız. Ama ondan önce doktorların tıp bayramını kutluyorum. 14 Mart tıp bayramı. Anıta çelenk koymalarına izin verilmemiş veya çelenk koysalar bile İstanbul'da Taksim Anıtı açıklama yapmalarına izin verilmiş olaylar var. 1933 doğumlu bir doktor tartaklanıyor polisler tarafından ve ittiriliyor, yere düşürülüyor. Görüntüler gerçekten çok çarpıcı, acımasız. Türkiye'nin geldiği, ulaştığı nokta. Bütün bunlara bakacağız. Asıl bayramı hep birlikte o gün kutlayacağız diyor karga kafası. Hekimler gitmiyor, hakkını istiyor demiş 14 Mart tıp bayramı vesilesiyle çizdiği karikatürde. O araca Ayşen Şahin yazmış Evrensel'de. Gazetecilik yargılandı, avukatlar tutuklandı, öğretmenler atanmadı, vekillere fezleke düzenlendi, belediye başkanlarına kayyım atandı, KHK ile kıyım yaşandı, akademi aile şirketine çevrildi, Boğaziçi'ye yapılanlar ortada, sıra hekimlere geldi diyor. Evet, o tipik Alman fıkrası akla geliyor. Yani birer birer toplum kesimleri götürülürken seyrettik, sonra sıra bize geldi. Şimdi sıra hekimlere geldi. Bir yönüyle böyle. Yani bu olay dünden bugüne olmadı. Sabahtan akşama da olmadı. Geriye doğru 10 yıllık bir süreci var. Gezi eylemleriyle başlayan bir süreç. 17-25 Aralık'a sessiz kalınmasıyla devam eden bir süreç. Ondan sonraki hadiseleri hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi, tırnak içinde söylüyorum, vesile edilerek de olağanüstü hal kanunları ve ondan sonra da gerçekten demir yumrukla yönetilen bir Türkiye var. İki kişinin bir araya gelmesi, hakkını araması, basın açıklaması yapması, bütün bunların hepsi istenmiyor ve en ufak bir nüvesi olduğunda dahi kadınlar yürüyüşü vardı mesela. Aynı şekilde polis mukavemeti oldu. Kadınlar da bu defa geçen hafta akıllılık yaptılar ve Taksim'de İstiklal'de değil Cihangir'e kaydırdılar eylemi. Böyle manevralar yapmak gerekiyor. Tıpkı bununla ilgili kısa bir yayın yapacağım. Seçim yasası ile ilgili tartışma gibi. İktidar AKP artı MHP seçim yasasını meclise sundular. Ve orada da küçük partileri ve Millet İttifakı'nı arkadan dolanarak mağlup etme, sandık oyunlarıyla tufaya getirme hesapları var. Onun için ayrıca bir yayın yapacağım. Ama onun yeri burası değil. Fakat orada örnekleriyle ne planlanıyor anlatmaya çalışacağım. Sıra hekimlere geldi. Evet. Şimdi Ukrayna'ya geçelim. Ukrayna'da son güncel harita bu. 13 Mart gecesi itibariyle. Esasen Rusların Ukrayna'daki ilerleyişi belli noktalarda duraksamış görünüyor. Kırmızı bölgeler kontrol altına alınan bölgeler. Kırmızı taranmış bölgelerse Rus askerlerinin ilerlediği bölgeler. Burada da Kiev daha yakın planda görülüyor. Ve Kiev'in üç bir tarafı doğu, batı ve kuzeyden çevrelenmiş durumda. Ve yakın zamanda burada bir Amerikalı gazeteci öldürüldü. Son derece sıcak çatışmalar var Kiev çevresinde. Ukrayna lideri Zelenski de kendi başkanlık ofisinden çıktı ve yaralı askerleri ziyaret etti. Onlara madalya taktı. Görüyorsunuz üç bir koldan güney hariç kuzey, doğu ve batıdan Kiev Rusya ordusu tarafından çepeçevre sarılmış durumda. Bekleniyor
Yani Ruslar isteseler girerler. Kiev'de taş taş üstünde bırakmazlar. Diğer kentlerde, güney kentlerinde yaptıkları gibi. Ama hassas bir durum olduğu için bekleniliyor. Belki de dünya kamuoyunun nabzı ölçülüyor veya işte Belarus'ta yürütülen müzakereler bekleniyor, bilemiyoruz. Burası güney. Ruslar burada son derece acımasız. Görüldüğü gibi Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyısı bırakılmamış durumda. En son Mariupol zapt edildi ve ilerleyiş bütün kıyı Rus ordusunca güvenlik altına, Karadeniz kıyısı Rus ordusunca güvenlik altına alınıncaya kadar devam edilecek, öyle görülüyor. Bu da Dnieper ırmağının doğusu. Baştan beri söylediğim gibi eğer müzakereler bir noktada anlaşmayla veya barışla sonuçlanacaksa muhtemelen iyi bir anlaşma. Dnieper'in doğu tarafını Rus kontrolüne, Dnieper'in batı tarafını da Ukrayna'nın yönü Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne veya NATO'ya dönük tarafına bırakılabilir. İyi bir anlaşma yapılırsa. Ama Putin'in bununla yetinmeyeceği, Ukrayna'da tam kontrolü sağlamak isteyeceği konuşuluyor. Tıpkı Belarus modeli gibi. Belarus'ta Putin'in bir genel valisi var, Lukashenko diye. Aynen onun gibi Ukrayna'ya da bir genel vali atamak istiyor. Bu da son rakam. 14 Mart itibariyle Birleşmiş Milletler rakamları, Ukrayna'dan göç. Görüldüğü gibi rakamlar sürekli artıyor. Polonya 1 milyon 720 bin Ukraynalı sığınmacıyı ağırlıyor. Slovakya, Macaristan, Romanya, Moldova, onlar bile artık yüzlerle, yüz binlerle ifade ediliyor sığınmacı rakamı. Macaristan küçük bir ülke, 255 bin Ukraynalı var. Slovakya hakeza öyle, 195 bin Ukraynalı var. Romanya 84 bin, Moldova küçücük bir ülke arada sıkışmış, 106 bin Ukraynalıyı ağırlıyor. Bu iş nereye kadar gidecek? Gerçekten bilemiyoruz. İlk 1-2 hafta elbette insanlar bütün özverileriyle evlerini açıyorlar, imkanlarını seferber ediyorlar, gıda toplanıyor vesaire. 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta, diyelim ki 1 ay, hatta 2 ay ama 6 ay, 1 yıl veya yıllarca nasıl göğüsleyecekler, göğüslenebilir mi? Bunu zamanla göreceğiz. Bu fotoğraf simge bir fotoğrafta. Ertesi gün bütün gazetelerin kapağındaydı. Geçtiğimiz hafta Mariupol'da bir kadın doğum evi Rus güçlerince bombalandı ve hamile kadınlar güç bela oradan işte böyle sedyeyle filan taşındılar. Bu sedyedeki hamile kadın doğumda çocuğuyla beraber hayatını, bebeğiyle beraber hayatını kaybetmiş. İsmi açıklanmadığı için bilemiyoruz. Bir başka kadın vardı, yürüyerek çıkan, Marianna'ydı ismi. O sağlıklı bir kız bebeği dünyaya getirmişti birkaç gün önce. Fakat sedyede götürülmeye çalışılan bu simge fotoğraftaki kadın kurtarılamamış. Bebeğiyle beraber hayatını kaybetmiş. Son gelen bilgiler böyle. Bu da işte onu anlatan bir karikatür adeta. Savaş suçları diyor karikatürde. Putin bir tekmeyle işte bebek arabasını böyle merdivenlerden aşağı yuvarlıyor. Evet. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri işgali sırasında bugüne kadar en az 85 çocuk hayatını kaybetti, 100'e yakın çocuk da yaralandı. En az diyoruz çünkü bu rakamın çok daha üstünde olması düşünülüyor. Tespit edilenler bu kadar efendim. Bu da işin ekonomik boyutu. Global petrol ücretleri baz alınarak Avrupa ülkelerinde son 4 ayda benzin fiyatlarındaki artış listelenmiş. Görüldüğü gibi renk koyulaştıkça artışın yüksek olduğu ülkelere baktığınızda en koyu ülke Türkiye. %95 artmış son 4 ayda benzin fiyatları ya da akaryakıt fiyatları, öyle düzeltelim. Ama onun dışında bütün Avrupa'da, yani Polonya'da %0, Macaristan'da keza öyle, İtalya'da %13, Fransa'da %20, Almanya'da %29, İngiltere'de %6 ki bunu hissediyoruz biz pompa fiyatlarını, araca benzin alırken, akaryakıt alırken hissediyoruz. İrlanda'da da %8 artmış akaryakıt fiyatları. Evet. Avrupa'da böyleyken Türkiye'de nasıl ikiye katlandı bu fiyatlar diye soruyor insanlar. Türkiye'de de sorduğunuzda savaş koşulları deniyor. Savaş koşulları ama Avrupa'da bu kadar artmışsa bizde niye bu kadar diye insanlar sormuyor. Sorsunlar diye bu grafiği ekrana getirdim. Ancak Rusya ekonomisinin sıkıştığı ortada. Financial Times ve New York Times'ta Rusya'nın Çin'den askeri ve ekonomik destek istediğine dönük haberler yayınlandı ve bu Kremlin sözcüsü tarafından yalanlandı.
Ancak Rus Ekonomi Bakanı'nın açıklaması şu: 640 milyar dolarlık altın ve döviz rezervimizin yarısı donduruldu. Bunu yorumlayan İlhan Tanır, bu halde Rusya ne borçlarını ödeyebilir ne savaşı uzun dönemde finanse edebilir. Putin kayıtsız şartsız Çin'e teslim olursa borç bulur, Rusya'yı Çin'e parya yapar demiş. Evet, Putin'in sıkıştığı, Rus ekonomisinin sıkıştığı ortada. Ayrıca Rus Ekonomi Bakanı'nın açıklaması da son derece net. 640 milyar dolarlık altın ve döviz rezervinizin yarısı dondurulmuşsa başınız belada demektir yani. Yine aynı şekilde dünyanın da bir anlamda başı belada. Çünkü gıda ve yem fiyatları %8 ila 20 arasında artabilir demiş ki bu iyi senaryo. Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü yaptırımlar yüzünden Ukrayna'da tahıl hasadı yapılamadığı gibi Rusya'dan da tahıl ihracatı yapılıp yapılmayacağı belirsiz. Buğday ihraç edilen ülkeler arasında Rusya ilk, Ukrayna 5. sırada. Haliyle bu hemen her ülkede un, ekmek veya bağlı gıdanın artacağı manasına geliyor, özellikle Türkiye'de. O arada bir isimsiz vatandaş, daha düne kadar kimsenin ismini duymadığı bir vatandaş, İngiltere'de mal varlığı dondurulan Roman Abramovich'in kulübü Chelsea'ye sahip, talip olmuştu. 3 milyar sterlin Chelsea'nin değeri. Kulübü satın alabilirsiniz, maili geldi diyor. Muhsin Bayrak diye bir kişiymiş bu. Bir de düşün yani, açıklamaya bakın. 1 milyar sterlin İngiltere'deki fon tarafından karşılanacak. Altyapısı hazır, her şeyi hazır. İşte geri kalan para Türkiye'de kalacak filan falan. Bu iş bir hafta içerisinde bitmiş olacak falan. Nasıl bitiyor? Yani 3 milyar sterline bir kulüp satın alıyorsunuz. İsmini Türkiye'nin duymadığı, yeni duyduğu bir adam tak 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 ayarlamış. Bir haftada işlem tamam diyor. Yayınlarda yer yer söylüyorum. Rus oligarklar dünyaya çıkış veya ekonomilerini kurtarma yolu olarak Türkiye'ye yönelmiş durumdalar ve kendilerine böyle uydular buluyorlar. Böyle muhtemetler buluyorlar. Evet. Aydın Sezer paylaşmış. Türkiye'de yakından tanınan bir Rus oligark, ki bu muhtemelen Abramovich, biraz evvel bahsettiğim Chelsea'nin sahibi, tüm operasyonlarını ve personelini İstanbul'a taşıyor. Bu iş için 3 otel kapatmış durumda. Ukraynalı grupların da hedefinde Türkiye var. Yer ve şehir bakıyorlar demiş. Ve meraklılar takip etmişler Flight Radar, yani uçuş kontrol programından. Uçakların nerede, ne şekilde olduğu, nereden nereye gittiği oradan takip edilebiliyor. Roman Abramovich'in jetinin İstanbul semalarında görüntülenmiş, gelip gittiği veya orada bir takım temaslarda bulunduğu biliniyor. Bu da işin o anlamda bir kanıtı. Şimdi işin askeri tarafına dönecek olursak, Frank Gardner, görüşlerine itibar ettiğim bir BBC analisti, Putin Kiev'i yıkmak pahasına ele geçirmeyi göze alır mı diye sormuş ve bu soruya cevap vermiş. Her cümlesi kıymetli. Rusya'nın bu çatışmada yeni bir evreye girdiği görülüyor. Obüsler, roket atarlar, İHA'lar ve füzelerini Ukrayna'nın kentlerine iyice yaklaştırdılar. Bunlara başkent Kiev'de dahil. Putin net bir şekilde sabırsız, kendi yanında fakat harabeye dönmüş bir Ukrayna'yı AB ve NATO'ya üye bir Ukrayna'ya tercih edecektir diyor. Evet. Net bir şekilde sabırsız, başkent Kiev'in düşmesi belki an meselesi. Harabeye dönmüş bir Ukrayna'yı gene zapt etmek ister, harabeye dönse bile AB ve NATO'ya üye bir Ukrayna'ya tercih edecektir. Yani biraz evvel bahsettiğim iyi senaryo, yani Dnieper Irmağı'nın doğusu Ruslara, Rus kontrolünde olsun, batısı Ukraynalıların kontrolünde olsun senaryosu dahi Putin'i tatmin etmeyecek gibi görülüyor. Gittiği yere kadar gidecek, durdurulamayacak gibi görülüyor. Birazdan bakacağız ama bir takım uzmanlar, analistler Putin için onurlu çıkış söz konusu olabilir mi? Ben de burada birkaç kere söyledim. Yani bir şekilde bu işi bağlayalım ama Putin de en azından kendi toplumuna karşı şeyi dik tutsun, kuyruğu dik tutsun. Çok ihtimal vermiyorum artık. Putin kendisine onurlu çıkış verildiğini veya bu şekilde böyle oyalandığını, bir takım maddelerle veya bir takım avantajlarla, sözüm ona, anlamayacak biri değil. Dolayısıyla Ukrayna'da sonuna kadar gidecek gibi görülüyor. Biden konuşmuş, daha doğrusu tweet atmış. NATO ile Rusya'nın doğrudan karşı karşıya gelmesi 3. Dünya Savaşı'nı başlatır.
Rusya ile Ukrayna'da savaşmayacağız diyor. Ukrayna'ya savaşmadan hükmetmeyi umdu demiş Putin için. Avrupa'yı bölmeyi umdu demiş. Transatlantik ittifakını zayıflatmayı umdu demiş. Amerika'yı parçalamayı umdu demiş. Başaramadı demiş. Başarıp başaramadığını bilmiyoruz. Ancak burada savaşın, Biden'ın attığı bu tweetlerle savaşın esasen bir Amerika-Rusya savaşı olduğunu görüyoruz. Arada harcanan da Ukrayna ve Ukrayna halkı oldu. Ve elbette oradan kaçan, ki yeni rakamlarla ben daha önce 4-5 milyon Ukraynalı sığınmacıdan, potansiyel sığınmacıdan bahsetmiştim. Şimdi bunun 7 milyona çıkacağı söyleniyor. Ve bunun 1.7 milyonu şu anda Polonya'da hali hazırda. Bu rakamın, yani Ukrayna'dan kaçan, savaştan kaçan insanların sayısının 7 milyonu bulabileceği tahmini yapılıyor. Biden'ın bu tweetleri de savaşın iki tarafını esasen gösteriyor. Savaşın tarafları Ukrayna ve Rusya değil. O arada Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetinde yer alan milletvekilinin lafları önemli. Başlangıca göre ciddi bir gelişme kaydettik. En yakın zamanda bazı belgeleri imzalayacak şekilde iki heyet ortak bir pozisyona varabilir demiş ki, hadi bakalım diyoruz biz de, bir umut yani. O arada bir Amerikalı gazeteci hayatını kaybetti. Hedef gözetilerek galiba vurulmuş. Ayrıntıları bilemiyoruz. Ancak Rus ordusunun ilerleyişi devam ederken yabancı gazetecileri de hedef alabileceğini gösteriyor. New York Times kartı çıkmış üzerinden, ama New York Times kendisiyle ilişkisinin bu gazetecinin 2015'te bittiğini söylüyor. Time'da çıkan bir açıklama vardı. Henüz tam olarak nereye çalıştığı tespit edilemedi ama ödüllü bir gazeteci olduğu, işini iyi yapan bir gazeteci olduğu meslektaşları tarafından ifade ediliyor. Dün öldürüldü efendim Kiev yakınlarında. Sona doğru geliyoruz. Almanya F-35'lere talip oldu ve 35 adet kendi tornadoları eskimiş, köhnemiş tornado uçaklarının yerini alması maksadıyla F-35 siparişi verdi. 35 adet. O arada enteresan bir bilgi, onu sarıyla yazdım grafikte. Almanya'nın Büchel kentinde Amerika'ya ait 20 adet B-61 tipi nükleer bomba bulunduğu tahmin ediliyormuş. Ama bu hiçbir zaman resmen doğrulanmamış. Evet. Ömer Murat, yakın dönemde Putin'in Ukrayna işgali kadar saçma bir saldırganlık Bush'un Irak'ı işgalidir. Amerika 21. yüzyılı Amerikan yüzyılı yapma ihtimalini Irak'ı emperyal çıkarlar güdüp işgal ederek kaybetti. Rusya da sanırım büyük devlet statüsünü Ukrayna işgali sonrasında kaybedecek demiş. Aslaydın Taşbaşsa ülkesini 30 yıl geriye götürdü, Ukrayna'yı yaktı, Batı'yı birleştirdi, Rus elitlerini küstürdü, NATO'nun küllerinden doğmasına neden oldu diyor ve Putin efsanesi bitmiştir diyor. Bilmiyoruz ama bir Pirus zaferi olabilir. Aslaydın Taşbaş'ın kastettiği gibi henüz savaş bitmiş değil, işgal bitmiş değil, Putin hedeflerine ulaşabilmiş değil, barış masasından bir çözüm, müzakere masasından bir çözüm çıkmış değil. Putin için vade kesmek erken gibi geliyor şu aşamada. Putin'i Ukrayna'ya saldırmaya cesaretlendiren en kritik olaylardan biri Amerika'nın Afganistan'dan çekilirken Taliban'ın iktidarı devralması karşısında gösterdiği çaresizlik demiş Ömer Murat. Putin buradan Amerika'nın işinin bittiği, ona karışacak gücü kalmadığı sonucunu çıkarmış diyor. Mühim bir analiz. Ancak bu işgalin uzun zamandır planlandığı ortada, yıllardır planlandığı ortada. Amerika rezil rüsva olarak geçtiğimiz yaz Afganistan'dan arkasına bile bakmadan çıkmıştı. Oraya 2,5 trilyon yatırım yaptı. O 2,5 trilyon dolar da birilerinin cebine girdi. Ayrı bir konu. 20 yılda barış, huzur, refah, demokrasi, saadet getireceğim diye girdiği Afganistan'ı rezil bir şekilde bıraktı. Çıktı. Arkada bir enkaz var şu anda. Hala da düzeltilmiş değil. Namık'tan paylaşmış. Ukrayna krizinin uluslararası ilişkiler tarihinde bir milat teşkil edeceğini düşünüyorum diyor. Doğru. Artık bir milattır. Bambaşka bir küresel düzen şekillenecek. Kendimize iyi bir yer edinmek istiyorsak demokrasimizi ihya edelim demiş. Katılmamak elde değil. Noam Chomsky Truth Out diye bir platforma konuştu ve o söyleşinin soru cevabın okunmasını, Türkçe tercümesi de var, okunmasını tavsiye ediyorum. Ben 4 kapak yaptım. Öncelikle Amerikan vatandaşıdır Noam Chomsky. Mühim bir düşünür. Çağın önemli düşünürlerinden biri. Rusya'nın Ukrayna işgali savaş suçudur diyor ama
iğneyi de kendine batırıyor. Amerika'nın Irak işgali, Hitler Stalin'in 1939 Polonya işgali, Polonya işgali diyor. Yani Amerika'nın Irak işgalini de bir savaş suçu olarak değerlendiriyor. Herhangi bir hafif sebep aramaya gerek yok diyor. Ancak bu krizin 25 yıldır gelmekte olduğunu söylemiş. İşte Gürcistan, hala Gürcistan'ın %20'si Rus işgali altında. Batı'nın bu trajedinin önüne geçebileceğini ve yaklaşmakta olan işgali gördüğünü, belki de bunu istediğini ya da belki de buna yol açmak için Putin'i kışkırtacak hamleler yaptığını söylüyor Noam Chomsky. Önemli. Görmezden gelindi, karşı falan çıkılmadı diyor. Üçüncü kapaksa, Putin'i cezalandıran değil ödüllendiren çirkin bir sonuç. Onurlu çıkıştan bahsetmiş. Yani güçlü bir ölümcül savaştan falan bahsediyor ama Putin'i tatmin edecek, Putin'in de evet diyeceği bir onurlu çıkış verilebilir. Ama bunu o bir geri dönüş, geri adım gibi de hissetmemeli diyor Noam Chomsky. Ve son not. Bunu satır satır okuyacağım. Küllerin nereye düşeceğini söylemek zor ve bu belki bir metafor olarak kalmayabilir. Çekişme türlerin ölüm fermanını çıkaracak ve bu oyunun galibi yok. İnsanlık tarihinde can alıcı bir noktadayız. Bu inkar edilemez. Bu göz ardı edilemez demiş Noam Chomsky paylaştığı görüşlerinde. Evet. Türkiye'yi savaşa sokacaklar dedik. Bunu başta söyleyecektim, unuttum. Sona kaldı doğal olarak. O konuda mazur görün. Neden orada o yazıyor, Türkiye'yi savaşa sokacaklar? Nordic Monitor, Ukrayna Genelkurmay Başkanı, dün akşam Facebook'ta, Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın dün akşam Facebook'ta paylaştığı videoda fark edilmeyen bir ayrıntıyı ortaya çıkarmış. Videoda SİHA'nın silahlı insansız hava aracı, SİHA'nın yönetildiği yer istasyonunda Türk operatörlerin görev yaptığı anlaşılıyor diyor. Ve o konuşmalarda Türk operatörler Türkçe konuşuyorlar. Güzel, çok iyi böyle. Siz de Nordic Monitor'un Twitter adresine girdiğinizde bu videoyu görebilirsiniz. Tamam arkadaşlar, kullanıyoruz vesaire. Devamında şunu söylemiş. Resmi Facebook hesabında yayınlanmış bu video. Oradan bakılabilir. Yani fake bir montaj video falan değil diyor. Türk personel kendi arasında konuşmaları ve hedefin vurulması için birbirlerine verdikleri talimatlar duyuluyor diyor. Bir Türk personel tamam arkadaşlar bu daha iyi oldu dedikten sonra kullanıyoruz komutu veriyor ve ardından Rusya'ya ait olduğu iddia edilen topçu birlikleri komuta merkezi havaya uçuruluyor. Videoyu paylaşan Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın fotoğrafını paylaşmış. Bayraktar TB2 SİHA'larını üreten Bayraktar Baykar makinanın sahiplerinden Haluk Bayraktar'la yakınlığını söylemiş. Yine Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın işgalin başlamasından hemen sonra Ukrayna'ya destek açıklamalarını da hatırlatmış. Evet. Nordic Monitor, Türkiye'yi savaşa sokacaklar başlığıyla son derece önemli bir video paylaşmış. Evet, SİHA'lar satıldı ve SİHA'larla Rus güçlerine Ukrayna ordusu ağır kayıplar verdiriyor. Fakat SİHA'ların komuta merkezinde Türkler var. Türkçe konuşuyorlar. Evet. Bu da yeni bir bilgi. Bu verilerle manşet yayınını noktalıyoruz. Günün, yani akşam saatlerinde kısa bir video yapacağım. Türkiye siyasetiyle ilgili kısa bir analiz olacak. Seçim yasasıyla ilgili nokta tespitler içeren. İnceledim, hala da incelemeyi sürdürüyorum. AKP-MHP ortaklığının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu seçim yasasını. Nasıl bir dümen var orada? Nasıl bir kumpas var, tuzak var? Ve Millet İttifakı'nı nasıl bir bölme, parçalama ve sandıktan anayasayı değiştirecek ölçüde milletvekili çıkarmayı amaçlayan nasıl bir oyun planı var? Onu anlatacağım. Hazırlıklarım bitmedi. Halen hazırlıyorum. Kısa bir video olacak. Geç saatlerde, akşam saatlerinde bir nokta atış yapacağız. Birkaç dakikalık bir videoyla. Dolayısıyla Türkiye siyaseti analizini oraya bıraktım efendim. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.